Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar sanat tarihi dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini hatırlatalım istedik sınav öncesi. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlerinizdeki ilk sorumuza birlikte bakalım. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz? Soru köküne lütfen dikkat. Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir, bir bölümü parçasıdır. Doğru. Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir. Doğru. Edebiyatın en önemli malzemesi dildir. Evet, dil. Bu dil olmasa zaten edebiyat ortada olmaz. Mümkün değil. Edebiyat plastik sanatlar içerisinde yer alır ki plastik değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki böyle bir heykel tıraşlık vesaire değil. Tamamen dille, sözle, şiirle, romanla olabilecek bir şey. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği edebiyatın bir özelliği değil, plastik sanatlar içerisinde olma diyoruz ve geçiyoruz diğerine arkadaşlar. Burada da bahsettiğim bir açıklamam var. Alçı, taş, mermer gibi biçimlendirilebilen ve kalıplandırılabilen her tür malzemeden yapılan sanatların tümüne plastik sanatlar denir ki biraz önce bahsettiğimiz edebiyatın bu alanda olmadığından bahsetmiştik. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir? Bakın dikkat edin, o sanatlardan biridir şeklinde söyleniyor. Peki tiyatro, opera, müzik ve mimari. Burada bahsedilen nedir arkadaşlar? Tabii ki mimari değil mi? Alçı, taş, mermer. Bizden istenen, şekillendirilen bilen bir durum. Arkadaşlar mimari plastik sanat içerisine girer. O bölümde yer alır diyelim. Ve geçelim bir başka soruya. İşitme duyusuna ve duygusuna seslenen müzik, edebiyat gibi sanatlar aşağıdaki sanat türlerinden hangisinin içerisinde yer alır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki müzik, direkt söyleyebiliriz aslında, bu fonetik, fon, kulakla ilgili işitsel meseleler, pratik sanatlar değil, dramatik, ritmik sanatlar, plastik sanatlar zaten bahsettik, mimari, alçı, taştan bahsettik. Ama burada fonetik sanatlar, işitme ile ilgili bir durum varsa fonetik kelimesini kodlayın arkadaşlar. İşitme fonetik şeklinde. Cevabımız gayet açık. C seçeneği 3. soru için. Geçiyorum 4. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın 7 harikasından biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. Artemis Tapınağı bu harikalardan biri. Babil'in asma bahçeleri, Babil kralının kendi eşi için yaptırdığı o asma bahçeleri harikalardan biri. İskenderiye Feneri aynı şekilde, ama Pisa Kulesi İtalya'da tamamen mimarisi yanlış temele dayandırıldığı için hafif yana yatmış olan bir normal kule. Dünyanın 7 harikasından biri değil. Onun için cevabımız Bursa seçeneği. Pisa Kulesi'ni zaten duymuşsunuzdur arkadaşlar. Amaç bir kez daha hatırlatmak sizlere. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik çağın özelliklerinden biri değildir ki bu çağları lütfen bilelim arkadaşlar. Neolitik, Paleolitik, Kalkolitik, Mezolitik, bu bir sürü çağ çeşidi var. Bunları dönem dönem özelliklerini ayrıca not alın. Bizden söylemesi bol soru geliyor arkadaşlar. Burada da Paleolitik çağın özelliklerinden biri değildir ki bu özelliği hatırlıyoruz arkadaşlar. Buzul çağı olarak da devam eden çağ olması özelliklerinden biri. Çağın sonlarına doğru ateşin bulunması bu çağın sonundaydı arkadaşlar. Bu da öyle. En uzun süre devam eden çağın olması. Evet, en uzun çağ Paleolitik çağdır arkadaşlar. Bu enleri de unutmayın. Bitki ve hayvan türlerinin evcilleşmesi Paleolitik çağın özelliklerinden değil. Cevabımız Denizli seçeneği diyoruz. Ateşin bulunmasından sonra bitki ve hayvan türlerinin evcilleşmesi daha sonraki çağ. Onun için cevabımız Denizli seçeneği diyorum ve geçiyorum bir başka ifadeye. Megaron adı verilen taş temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler ilk kez aşağıdaki yerleşimlerden hangisinde görülmüş? Bunların yapıldığı en önemli bölge arkadaşlar, Konyalılar bizim bölgede dediğini duyar gibiyim. Konya'nın Çatalhöyük ilçesinde, bölgesinde. Dolayısıyla cevabın Denizli seçeneği olduğunu bilelim. Bu tarz taş temelli, kerpiç duvarlı evler arkadaşlar. Cevabımız Konya, Çatalhöyük diyoruz ve Konya ve Çatalhöyük bölgesi, daha doğrusu öyle diyelim, ilçesi demeyelim. Onun için cevabımız Denizli. Takas yoluyla ticaret ilk kez aşağıdaki çağlardan hangisinde görülür? Artık hayvanlar evcilleştirilmiş, tarım var, üretim var. Artık para olmadığı için takas yoluna gidilmiş. Bu dönem biliyorsunuz ki arkadaşlar Neolitik dönemin özelliğidir. Takas yöntemi.
Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi çinko, kalay ve bakırın karışımından elde edilmektedir ki bu dönemler içerisinde zaten biliyorsunuz maden devrinde, maden çağında bu madenler çıkarılmaya başlandı ve işlenmeye başlandı. Hatta çinko, kalay ve bakırın karışımından elde edilen bir dönem var ki o döneme adını veren Tunç Çağı arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Çinko, kalay ve bakırın karıştırılmasından elde edilen bir başka metal. Aynı zamanda da o döneme adını vermiştir diyelim bir kez daha. Anadolu'nun ve dünyanın en zengin höyüğü olan Truva hangi şehrimizde yer alır? Çanakkale'ler burada mısınız? Hepinize selam olsun. Çanakkale'deki o Truva Ata heykelini görenler, gezenler vardır. Okul gezilerinde mutlaka uğranıyor çünkü onun yanına. Hitit şehirlerinin etrafındaki surlarda bulunan ve şehre giriş çıkışı sağlayan yeraltı geçitlerine ne ad verilir? Bakın yer altından bahsediyoruz. Elektron, tümülüs, mezar, zikkurat zaten değil. Burada bahsedilen potern kavramıdır. Yeraltı geçitleri arkadaşlar özellikle Hitit şehirlerinin olmazsa olmazları. Onun için cevabımız Denizli seçeneği olacak 10. sorumuzda. 11. sorumuz yine medeniyetlerle ilgili Anadolu medeniyetleriyle. İlk çengelli iğneler olarak bilinen fibula hangi uygarlık tarafından bulunmuştur ki? F harfinden kodlayın arkadaşlar. Fibula Friglerin bulmuş olduğu ilkel çatal iğnesi, Frig mezarlarının özellikle başlarına asıldığı söylenir. Dolayısıyla fibula o çatallı iğne Friglerin eseri olarak icat edilmiştir diyelim. Aşağıdakilerden hangisi Sümer mimarisi ile ilgili yanlış bir bilgidir? Evet, yanlışlıktan bahsediyoruz. Yapıtlarında pencere bulunmaz arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Sadece duvardan oluşmuş. Tüm yapıları kerpiç ve kalın duvarlıdır. Bu da doğru. O zamanki en önemli malzeme kerpiç, taş. Aydınlatma ve havalandırma kapı boşluklarından yapılmıştır. Bu da doğru pencere olmayınca. Haliyle son stadyum isimli spor alanları inşa etmişlerdir. Bu Sümerlere değil, antik Yunan'a ait bir durum. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak. Çünkü Sümer mimarisiyle bir alakası yok arkadaşlar. Bu stadyum isimli spor alanlarının inşa edilmesi Sümerler döneminde değil. Mısır heykel sanatında ağırlığın iki ayağı eşit olarak dağıldığı ilk duruşun ismi nedir ifadesi var ki bu isim yatay, serbest, hiyeroglif zaten yazı bilimi bu değil. Frontaldir arkadaşlar. Bu iki ayağı eşit olarak dağıldığı ilk duruşun ismidir. Frontal Mısır heykel sanatında. Bu kelimelere lütfen dikkat edin. Cevabımız Ceyhan seçen olacak bu soru için. Eski Yunan şehirlerinin merkezlerinde yer alan pazar yeri olarak da bilinen geniş alanların ismi nedir ifadesi var ki biraz önce bahsettik. Stadyum spor alanları demiştik. Odeon aynı şekilde müzik faaliyetlerinin yapıldığı yer. Cimnazyum yine bedensel hareketlerin ama burada bahsettiğimiz agora pazar yeri olarak da kullanılan geniş alandır arkadaşlar. Onun için cevabımız Denizli seçeneği olacak yine bu soru için. Hangisi Bizans mimarisinin örneklerinden biri değildir ifadesi var. Bakın Bizans örneklerini biz yine üniteler sitesinde bol bol inceledik ama bazılarını unutmuş olabiliriz. Bozdağ'ın su kemeri yine Bizans mimarisidir arkadaşlar. Yere batan sarnıcı İstanbul'da yine Bizanslılardan kalma eserlerden. Tekfur Sarayı aynı şekilde Bizans Tekfuru o ünlü komutanı bilirsiniz. Yine Bizanslardan. Ama özür dilerim. Efes Antik Tiyatrosu Romalılardan kalma bir şey arkadaşlar Yunan. Dolayısıyla Bizans mimarisi örneklerinden değil. Antik tiyatrosu çok daha önceki bir döneme ait. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soru için. Su biriktirmek amacıyla genellikle toprak altında inşa edilmiş yapılara ne altı verilir ki? Yeraltı su deposu olarak bilinen açıklaması aslında o arkadaşlar. Bu kavramın ne olduğunu hatırladınız mı? Sarnıç. Yeraltı sarnıçları su depolarının olduğu yer yine Yerebatan Sarayı'nda var. İstanbul'da olanlar, gidenler varsa görecektir. Yani obelisk, mozaik ve Topates şeklinde ifade edilen şeyler değil. Bu bahsettiğimiz su altı deposu.
Cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. Gotik sanatın öncüsü olan ülke aşağıdakilerden hangisidir ki? Gotik dediğimiz zaman aklımıza Fransa gelsin arkadaşlar. Macron gelsin. Gotik sanatı gelsin. Dolayısıyla diğer ülkeler aklımızı karıştırmasın diyelim ve geçelim bir başka soruya. Rönesans dönemi sanatçılarından Michelangelo'nun imzaladığı tek eseri hangisi arkadaşlar? Onun bahsettiği ve imzaladığı o tek eserinden bahsediyoruz. Kapitol Meydanı, Roma Saint-Peter Kilisesi, Musa heykeli değil, Pietà adlı eserdir arkadaşlar. Michelangelo'nun imzaladığı tek eserinin Pietà adlı eser olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği bu soru için. Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinde günlük yaşam ve sorunlar ayrıntılarıyla olduğu gibi anlatılır? Evet, günlük yaşam ve sorunlar biliyorsunuz ki realizmdedir, gerçekçiliktedir arkadaşlar. Fovizm, kübizm, dadaizm değil, günlük hayat ve sorunlar realizm akımının konuları değerlendirdiği, yücelttiği konulardır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için. 20. sorumuzda. Gerçek üstücülük olarak da bilinen sanat akımı ki bu sanat akımlarının Türkçelerini de bilmeye çalışın arkadaşlar. Gerçek üstücülük diye bahsettiğimiz ifade sürrealizm. Realizm zaten gerçekçilik ama sür öneki geldiği zaman gerçeğin de üstünde ifade edilir ki özür diliyorum. Neoklasizm, romantizm, fütürizm, gelecekçilik değil. Sürrealizm bahsedilen akım. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soru için. Evet, 21. sorumuzda bir açıklamamız var. Yukarıdaki paragrafta edebi eserlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Edebi eserler ulusun yaratıcı gücüyle birlikte dilin gelişmişliğini de gösterir. Çünkü bu eserler anlatım gücü bakımından dilin en yatkın ve seçkin ürünleridir. Peki bu açıklamada yukarıdaki paragrafta edebi eserlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Tabii ki arkadaşlar gayet sakin bir kafayla incelendiği zaman etkileyiciliği değil, özgünlüğü göreceliği değil, işlevselliğinden bahsediliyor. Çünkü anlatım gücü bakımından dilin en yatkın ve seçkin ürünü o dilin işlevselliğidir. Onun için cevabımız gayet açık. Sakin bir kafayla işlevsellik olduğu anlaşılıyor diyelim ve gelelim artık videonun sonundaki son 3 sorumuza. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılığında para kazanmak amacıyla yapılan aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvarcılık gibi çalışmalara ne ad verilir ifadesi var ki bu insanların yapmış olduğu iştir değil mi? Ekmek yediği zanaatıdır arkadaşlar. Sanatla karışmayın. Sanat ve zanaat çok karıştırılıyor. Zanaat bizzat geçimini sağlamak için yaptığı iştir. Sanat ise biliyorsunuz ki bir sürü insan egosunu tatmin etmedir açıkçası öyle söyleyelim. Zanaatla sanat arasındaki fark en büyük fark da bu zaten. Onun için cevabımız Adana seçeneği bu soruda. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlar, plastik sanat denir ki biraz önce alçı, taş, mermer, şekillendirilebilen malzemelerden yapılan sanat demiştik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir? Soru köküne dikkat edelim. Dokumacılık böyle. Değildir diyor özür dilerim. Marangozluk, heykel var ama aşçılık plastik sanat mıdır arkadaşlar? Kesinlikle plastik sanattır. Tabii ki karpuza, domatese, patatese şekil vermek budur. Ama burada bahsettiğimiz dokumacılık bir plastik sanat değil arkadaşlar. Onun için cevabımız Adana seçeneği olacak. Marangozluk, heykel, aşçılık bunların hepsi plastik sanata girerken dokumacılık güzel sanatlara girer arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak bu 23. soruda diyelim. Efendim son sorumuz ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlara diyor. Bakın ses ve görüntü olacak. Buna göre aşağıdakilerin hangisi karma sanattır? Tabii ki ses ve görüntü tiyatroda vardır. Resim, heykel, müzik. Müzikte sadece ses vardır, görüntü yok. Dolayısıyla bahsedilen sanat tiyatro sanatıdır diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.